Değerli basın mensupları, hayırlı sabahlar. En son dün gece geç saatlerde bir güncelleme yapmıştık ve hali hazırda içinde bulunduğumuz Selçuk'ta, Menderes'te ve Susurluk'ta devam eden yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik ve her geçen saat daha iyiye gittiğini belirtmiştik. An itibariyle her 3 yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu illerimize tekraren geçmiş olsun. Dün yine belirtmiştik, yangının çıkış sebepleri valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından araştırılmaya devam ediyor. Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de 6 tane büyük, tabii birçok yangın oldu irili ufaklı, ama bizim risk grubunda dediğimiz 6 adet yangın vardı. Bunlardan birisi de Çeşme'deydi. Yine Çeşme yangını ile alakalı da bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli, ister bilinçsiz, ister hata ile, ister ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını buradan belirtmek istiyorum. Bu konunun hem telafisi yok, can kaybı, mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek, görüyorsunuz çok yoğun bir şekilde bir mücadele oluyor bunları engellemek adına. Yani dolayısıyla bu konuda çok daha hassas olunmasını, özellikle önümüzdeki hafta bu bölgede, yani Ege bölgesinde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını da dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de dikkate alarak vatandaşlarımızın mutlaka bu konuya özen göstermelerini istirham ediyoruz. Bu yangınlarla alakalı dün belirtmiştik, Menderes ve Selçuk yangınları ile alakalı. Menderes'te yaklaşık 150 hektarlık bir alan etkilendi. Selçuk'ta da 350 hektarlık bir alan etkilendi. Ama arkadaşlarımız tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitini yapıp bildirecekler zaten. Bu süreç içerisinde çok şükür ki herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak vatandaşlarımız için herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz, bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar. Dolayısıyla o bölümdeki şeyleri ayrıca bırakıyorum. Herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev yok, tesis yok. Yani bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Tekraren geçmiş olsun diliyorum ve üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum. Yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım. Hafta sonları olabilir, hafta içi olabilir, piknik mesire yerlerinde belirtilen kurallara mutlaka uyalım. Girişi yasak olan, risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesini özellikle riayet edelim. Bu çok önemli. Sonuç itibariyle biz insanlar olarak üzerimize düşeni yaptığımızda aslında herhangi bir sorun olmayacak. Ben bu süreçte değerli valime, değerli valilerime, kamu kurumlarının bütün çalışanlarına, orman teşkilatımızda o alevlerin arasında hiç uyumadan bu arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bir yangından diğerine koşar vaziyette mücadele eden arkadaşlarıma, hava araçlarında
her atışının, su atışının son derece önemli ve zamana karşı yarıştığını bilerek ustalıklarını konuşturan pilotlarımıza, bize destek olan bütün kurumlara, özel, kamu hiç fark etmez, teşekkür ediyorum. Tekraren geçmiş olsun diliyorum. Peki Sayın Bakan, diğer illerde olan yangınlarla alakalı bir... Şu anda aktif herhangi bir yangınımız yok inşallah, ama gün içerisinde ya bu arkadaşlarımız yangın yönetim merkezinde 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Şu an için bize ihbar edilmiş aktif herhangi bir yangınımız yok. Elbette gün içerisinde 30-40'a yakın irili ufaklı maalesef yangınla karşılaşıyoruz. Bunların büyük bir bölümü de orman dışında başlamış oluyor. Daha sonra ormana sirayet ediyor. Bunda da yine çok hızlı ve etkin bir müdahale ile, çok kısa zamanda bir müdahale ile büyümeden engellemiş oluyoruz. Size şöyle söyleyebilirim. Yani Allah göstermesin ama olayın büyüklüğünü anlamak için her gün çıkan yaklaşık 30 ya da 40 yangının içerisinde bizim risk grubu olarak nitelendirdiğimiz, üst risk grubu olarak nitelendirdiğimiz 8 ila 10 yangın oluyor ki bunların büyüklüğünü şöyle düşünelim. Eğer zamanında müdahale etmezseniz hepimizin hatıralarında hala canlı olan Manavgat yangınları potansiyeline ulaşmaları mümkün olabilecek yangınlar bunlar. Dolayısıyla arkadaşlarımın çabaları da bu anlamda son derece üst düzey oluyor. Ben tekraren vatandaşlarımızın bilgi edinmesi için sizler de burada bizimle gece gündüz birlikteydiniz. Bütün basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Selçuk'taki yangının çıkış sebebiyle ilgili... Henüz daha devam ediyor soruşturması. Dediğim gibi netleşenleri ben buradan belirttim. Onu da daha sonra valiliğimiz açıklayacaktır. Teşekkürler arkadaşlar. Geçmiş olsun.